konuşacağız efendim. Maalesef Türkiye'de de her geçen gün kayıp sayısı, vaka sayısı da artmaya devam ediyor. Bizler de Antalya'nın en büyük ilçesinden nüfus bakımından, 550 bin aşan nüfus bakımından en büyük ilçesinden olan Kepez'in gözbebeği Dokuma Park'tayız. Konuğumuz da Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ekranları başındaki bütün hemşehrilerimizi, sesimizin, sözümüzün ulaştığı her yerdeki günü dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanım malum artık 3 aydır dünyayı etkisi altına alan bir koronavirüs. Türkiye'de de kayıplarımız var. Sayın Valim dün Kanal V ekranlarından da bahsetti. Antalya'dan da bazı kayıpların oldu ama yaşlı hastaların olduğunu. Antalya'da gerçekten nüfus bakımından risk grubunda olan bir şehirdi aslında ama evde kal çağrılarına uydular. Kepez'de Antalya'nın en büyük nüfusuna sahip ilçesi. Öncelikle Kepez'de evde kal çağrılarına uyuyorlar mı? Vatandaşlarda artık bu bilinç oluştu mu? İzleniminiz nedir efendim? Evet efendim öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Daha evvelce bizim hiç yaşamadığımız türden küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Ve ülkemiz de bu salgının kıskacı içerisinde ve bizim de baş etmemiz gereken çok ciddi problemler var ülke olarak. Bütün dünya ülkelerinin olduğu gibi. Hakikaten zor günlerden geçiyoruz. Ama bu zor günlerinde milli birlik ve beraberlik ruhuyla aşılacağını, geçileceğini düşünüyorum. Her şeyden evvel hemşehrilerimize sükunet ve suhulet tavsiye ediyorum. Çünkü çok ciddi bir algı var, çok ciddi bir korku var ve dolayısıyla bu korkulara yer olmadığını düşünüyorum her şeyden önce. Her şeyden önce hep birlikte sakin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii devletimiz bu süreci son derece şeffaf bir biçimde ve oldukça da başarılı sürdürüyor. Birçok Avrupa ülkeleriyle mukayese edildiği zaman çok daha öngörülü bir idarenin olduğunu, Sağlık Bakanlığımız olarak, hükümetimiz olarak bunları en iyi biçimde görüyoruz. Ve dolayısıyla hükümetimize, Sağlık Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza kocaman bir teşekkür borçlu olduğumuzu da sözlerimin hemen başında ifade etmek isterim. Öngörüsü yüksek bir yönetim ortaya kondu ve süreç son derece güzel idare ediliyor. Antalya'da da yerel yöneticilerimize, valimize, hükümet yetkililerimize son derece şükran duymamız gereken bir yönetim var. Onun da altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Başta Sayın Valimiz olmak üzere hükümetimizin bütün temsilcilerine bu program vesilesiyle şükranlarımı ifade ediyorum, arz ediyorum. Tabii bununla birlikte bütün belediyelerimizin de son derece önemli, dikkatli çalışmaları var. Belediyeler olarak bize bu konuda çok büyük sorumluluklar düştüğünü Akif Bey ifade etmeliyim. Çünkü birçok alanda mücadele etmemiz gereken bir süreci yaşıyoruz hep birlikte. Ve belediyelerimizde de son derece güzel bir yönetim mantığıyla belediye başkanı arkadaşlarımız mücadele ediyorlar. Kendilerine kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum belediye başkanlarımıza. Elbette ki belediyelerimizin çalışanlarına kocaman bir teşekkür borçlu olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü başta mobil dezenfekte ekipleri ve temizlik işleri çalışanları olmak üzere, zabıta ekipleri olmak üzere belediyelerimizin bütün personelleri de sürece son derece canla başla katkı koymaya gayret ediyorlar. Gördüğüm izlenim intiba budur. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama bu süreçte en büyük teşekkürü sağlık çalışanlarına yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar yeri geliyor, kendi hayatlarını tehlikeye atarak bizim sağlığımız için mücadele ediyorlar, mesailerini harcıyorlar. Onlara da büyük bir teşekkürü buradan bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Bunları söyledikten sonra Antalyalıların özellikle çok büyük bir hassasiyetle süreci takip ettiklerini, çok büyük bir sorumluluk bilinci içerisinde meseleye yaklaştıklarını görüyorum. Bu sevindirici bir gelişme. Sokaklarda insan sayıları neredeyse işte bir elin iki elin parmaklarını geçmiyor hangi istikamete bakarsak. Bu son derece güzel bir şey. Belki bu salgınla mücadele etmenin en önemli yöntemi salgının yayılmaması için şahısların izole olması. Evde kal çağrılarını sürekli yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz süreç içerisinde. Antalyalı hemşehrilerimiz de buna riayet ediyorlar. Özellikle hafta sonu hükümetimizin İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle uygulamaya koyduğu
parklar, bahçeler, piknik alanları, plajlar vesaire gibi umuma açık ve sosyal hareketliliğin fazla olduğu mekanlarda Antalyalı hemşehrilerimiz büyük bir titizlikle çağrıya uydular ve oralara çıkmadılar, evlerinde kalmayı tercih ettiler. Tabii Antalya'da sürecin oldukça başarılı gitmesinin belki de en önemli sebeplerinden bir tanesi de hemşehrilerimizin gösterdiği bu duyarlılık. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, malum artık bu hijyen konusunda özellikle yerel yönetimlere çok büyük iş düştü. Evet. Belediyelerden yapılan çalışmalarla ilgili bizlere de haberler geliyor. Ancak özellikle toplumun kullandığı otobüs durakları, parklar, bahçeler, bu konu, buralarda bir hijyen çalışması, evet, özellikle belediye ekiplerinin kamusal mevcut alanların birçoğunda çok ciddi bir Kepez'de şu anda ne kadar ekip neler yapıyor? Evet. Hijyen çalışmalarına her gün devam ediliyor mu? Gün aşırı mı yapılıyor? Evet. Bununla ilgili bilgilerde alalım başkanım sizi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buraya şöyle bir giriş yapmakta fayda var Akif Bey. Biz 11 Mart'ta bu vakanın Türkiye'de ilk defa görülmesiyle birlikte ilgili kurullarımızı topladık, bürokrat arkadaşlarımızla. Bizim bu sürece nasıl katkı koyacağımızla ilgili çalışmalarımızı hazırladık. Ve hemen bir gün içerisinde de bunu bir genelgeye dönüştürdük. Her şeyden evvel üzerinde durulması gereken konu, insanların topluca bir araya geldikleri yerleri kapatmak ve oralarda zorunlu olarak verilen hizmetleri de aksatmadan bu kapatmayı gerçekleştirmekti. Ve biz buna yönelik ilk genelgemizi açıkladık. Ve o ilk genelgemizde ilk yürürlüğe koyduğumuz uygulamada işte müzeler gibi, eğitim tesislerimiz gibi, spor tesislerimiz gibi, öğrencilerimize verdiğimiz, ev hanımlarına verdiğimiz ve çeşitli toplum kesimlerine verdiğimiz sosyal belediyeciliğe yönelik, kültürel belediyeciliğe yönelik her türlü çalışmayı durdurduk. Bununla birlikte belediyemiz binası da çok önemliydi. Neden? Çünkü her gün 2500-3000 kişinin girip çıktığı, gelip gittiği ve topluca bir arada bulunduğu bir ortam orası. Belediye hizmetlerini de bizim internet belediyeciliğimizi güçlendirmek suretiyle, iletişim merkezimizi güçlendirmek suretiyle oraya taşıdık. Ve şu an geldiğimiz noktada vatandaşımızın belediyeye gelmesini gerektirecek her konuyu artık biz internet üzerinden, iletişim merkezimizin telefon numaraları, WhatsApp hatları üzerinden çözebilir hale geldik. Ve vatandaşlarımıza bu hizmeti de sunmak suretiyle belediyeye gelme ihtiyacının en asgari seviyede tutulmasını sağladık. Bu çok önemli bir işti. Tabii bütün bunlarla birlikte temizlik en önemli husustu ve bu konuyla da alakalı hemen mobil dezenfekte ekiplerimizi kurduk ki 8 ekip temizlik işlerimizi tamamıyla sokakları, caddeleri, meydanları, parkları ve bahçeleri dezenfekte etmeye, deterjanlı sularla yolları yıkamaya yönlendirdik ve o günden beri de yani 12 Mart tarihi itibariyle 7 gün hatta çoğu zaman gece geç saatlere kadar da çalışmaları devam ediyor ekiplerimizin. Koronavirüsle aralıksız bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü hijyenik ortamlar üretmemiz lazım ki virüs üremesin. Ya da var olan tehlikeler en asgari seviyeye çekilsin. Bu da çok önemliydi. Tabii bunun yanında semt pazarlarımız gibi halkımızın yoğun olarak kullanmak durumunda olduğu yerlerle ilgili olarak da çeşitli düzenlemeler yaptık. İşte dezenfektanlar koyduk, hijyenik olarak sabahları pazar kurulmadan önce ve akşamları temizliklerini yaptık. Bunları da yapmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığımızın da yayınlamış olduğu genelgeler doğrultusunda öngörülen şartları pazarlarda da uygulamaya aldık. Tabii bütün bunlarla birlikte zabıta ekiplerimize de son derece büyük görevler düşüyordu bu süreçte. Çünkü bu tip durumlarda en çok endişe edilen husus haksız kazanç elde etmek isteyen insanların temel ihtiyaç maddeleri, temel hijyen maddeleri gibi ürünlere yapacağı haksız zamlar ve böylelikle doğacak mağduriyet. Bundan vatandaşlarımız çok endişe duyarlar. Biz bu endişenin olmaması açısından zabıta ekiplerimizi de temel gıdada, temel ihtiyaç maddelerinde ve temel hijyen maddelerinde sürekli
etiket kontrolleri, fiyat kontrolleri yaptırmak suretiyle vatandaşlarımızın mağdur olmalarının önüne geçiyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Tabii öncelikle kamuya ait olan binaları biz dezenfekte ettik, mobil dezenfekte ekiplerimizle. Nedir bunlar? Mesela muhtarlık ofisleri, belediyenin, vatandaşların geldiği, yoğun olarak geldiği hizmet binaları. Bunları dezenfekte ettik. Aile hekimlikleri, vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı yerler, banka şubeleri gibi yerleri dezenfekte ettik. Ve bunlarla alakalı çalışmalarımız belli bir aşamaya geldikten sonra hemşehrilerimizin özel taleplerine de yetişebildiğimiz kadar yetişmeye gayret ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ve bu süreçte de aralıksız Akif Bey bu çalışmalarımıza belediyemiz devam edecek. Tabii özellikle kronik rahatsızlığı olan kimselerin evlerinden bu süreçte asla dışarı çıkmamaları gerekiyor. Çünkü onların virüse karşı vücutlarının direncinin zayıf olduğunu sağlıkçılar bize her fırsatta ifade ediyorlar. Ve bununla birlikte 65 yaş üzerindeki büyüklerimize de sokağa çıkma yasağı gelince yalnız yaşayan büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılama ve yine kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimizin yardımına koşmada belediyemizden beklenen bir iş. Bununla ilgili olarak da kaymakamlığımızla, emniyet teşkilatımızla birlikte kurulan Vefa Destek Grubu son derece önemli çalışmalar yapıyor. 65 yaş üstü evinden çıkamayan, yalnız yaşayan, kimsesi olmayan hemşehrilerimiz belediyemizin iletişim merkezi numaralarından ki 310 58 58 numaralı telefondur. Onu da buradan ifade etmek istiyorum. Oraya müracaatları halinde zabıtamız, bekçilerimiz ve polis memurlarımız tarafından onların ihtiyaçları karşılanıyor. Aynı ihtiyaçlar kronik rahatsızlığa düçar olan hemşehrilerimiz bakımından da uygulanıyor. Ama bununla birlikte her türlü yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerimizin de yardımına koşmak için Vefa Destek Grubumuz, altını çizerek söylüyorum, burası çok önemli, buraya çok dikkat, 24 saat hizmette ve 24 saat esasına göre hemşehrilerimiz 310 58 58 numaralı telefonu aradıklarında kendilerine bir muhatap buluyorlar. Ben de gün içerisinde zaman zaman o hattı arıyorum kendi telefonumdan test etmek, kontrol etmek için. Hemşehrilerimize özellikle bir hususu arz etmek istiyorum burada. O kadar çok ve o kadar yoğun bir arama var ki biz aynı anda ondan fazla telefona bakabildiğimiz halde sırada arandığı zaman, ben de aradığım zaman işte bu görüşme için sırada 6. sıradasınız, 7. sıradasınız gibi mesajlar geliyor. Sabah saatleri oldukça yoğun oluyor ama 24 saat esasına göre çalıştığımız düşünülürse özellikle akşam saatlerinin daha rahat ulaşılabilir olduğunu da buradan ifade etmeliyim. Bu yoğunluk içerisinde biz elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Ama çok boyutlu bir mücadeleyi hep birlikte vermemiz lazım Akif Bey. Aynı anda birçok yere yetişmemiz bekleniyor haliyle. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin talepleri o yönde. Onlar yerden göğe kadar haklılar taleplerinde. Biz de kendi imkanlarımız doğrultusunda onların her türlü ihtiyacına yetişebilmek için adeta kendimizle ve zamanla yarışıyoruz. Zamana karşı ve imkanlarımıza karşı büyük bir mücadele verdiğimizde ifade etmeliyim. Ama sözün özü şu ki belediyemize gelmeyi gerektirecek her türlü sebepte biz hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız ve 24 saat yakınız. Burada bir duyuruyu da yapmak istiyorum. Bizim belediyemizin bir iletişim merkezi var. İletişim merkezine gerek sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerekse bir WhatsApp iletişim hattımız var. Onun üzerinden de ulaşabilmeleri hemşehrilerimizin mümkün. Bunu da ifade etmeliyim. 0555 024 0707 numaralı WhatsApp hattına isteklerini, taleplerini yazarlarsa iletişim merkezindeki uzman arkadaşlarımız tarafından onların talepleri ilgili yerlere 24 saat anında iletiliyor ve arkadaşlarımız tarafından onların talepleri de takip ediliyor ve yetişebildiğimiz kadar onların taleplerine de cevap veriyoruz. Hiçbirini cevapsız bırakmamaya özellikle gayret ediyoruz. Zamana sari çözülecek konular olursa da onların hangi periyotta
takip edileceğini de hemşehrilerimize ifade ediyoruz. Yani Kepez İletişim Merkezi kelimenin tam anlamıyla iletişim yapıyor. Yani çift taraflı vatandaş talebini iletiyor. Biz kendilerine cevap verme noktasında da hızlı davranıyoruz ve her bir talebe de cevap veriyoruz. Talebinin devam ettiğini, talebinin ya da anında çözüldüğünü de kendilerine talebin şekline göre, türüne göre ifade ediyoruz. Başkanım, bu virüsten korunmanın en önemli yolu biliyorsunuz sosyal mesafe ve evet, kişisel korunma. Tıbbi malzemelerin de burada önemi çok büyük. Özellikle maske anlamında. Evet. Kepez Belediyesi'nde de maske üretimi var mı? Nasıl temin ediliyor? Kimlere sağlanıyor maskeler? Evet. Tabii özellikle şöyle bir hakikat var. Maske fiyatlarının özellikle bu salgının Türkiye'de de hissedilebilir olduğu andan itibaren fiyatlarının yükseldiğiyle ilgili bir kanaat var ve bir hakikat var. Biz de bu hakikatle mücadele etme anlamında elimizdeki güçleri birleştirdik ve maske üretimine de başladık. Altı çizilmesi gereken en önemli husus şu bu noktada. Kepez Belediyesi sınırsız bir sorumluluk anlayışıyla, sınırsız bir sorumluluk bilinciyle meseleye yaklaşmakta. Sorunun küresel ama mücadelenin ulusal olduğunu asla unutmamakta. Ve böyle olunca da elindeki bütün imkanlarıyla birlikte bu mücadelenin içerisinde var olmakta. Bizim meslek edindirme kurslarımız var, AKMEK'ler. Orada eğiticilerimiz var, orada kursiyerlerimiz var, hanımefendiler var. Ve bir de bizim kadın koordinasyon merkezimiz var. Kadın koordinasyon merkezimizde gönüllü hanımefendilerden oluşuyor. Ve bu tarz çalışmalara gönüllü olarak katkı sağlıyorlar. Onları birleştirdik. Onlar el ele verdiler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Gönüllü hanımefendiler, hocalarımız el ele verdiler. Ve biz de onlara malzeme tedarikinde bulunduk. Mekan ve imkan tedarikinde bulunduk. Günlük 3000 maske üretiyoruz orada. Ve bu ürettiğimiz maskeleri de başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere ve yine aynı şekilde kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimize sterilize bir şekilde ulaştırıyoruz. Bu önemli bir çalışmamız. Tabii geri kalan kısımlarını da hemşehrilerimize gelen talepler doğrultusunda yapıyoruz ve bu mücadelemiz de devam edecek. Şimdilik 3000 üretiyoruz ama önümüzdeki süreçte gün geçtikçe bize destek verenlerin sayısı artacağı benziyor. Onlarla birlikte bu sayıyı biraz daha yükseğe taşımayı düşünüyoruz. Sadece maske üretimiyle yetinmedik. Bizim bir de son derece güzel, adeta bir özel hastane pozisyonunda bir sağlık merkezimiz bulunmakta. Ve sağlık merkezimiz normal vakitlerde hemşehrilerimize 15 ayrı branşta hizmet veren bir sağlık kurumuydu, bir sağlık yuvasıydı, bir şifa dağıtan müesseseydi. Ama bu zor günlerde oradaki eczacılarımız, oradaki biyologlarımız vasıtasıyla, oradaki uzman arkadaşlarımız vasıtasıyla, Sağlık Bakanlığımızın da izniyle el dezenfektanları üretmeye başladık. Bu da çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü dezenfektanlar da birçok yerde fahiş fiyatlarla satılıyor diye bir düşünce var ve böyle bir hakikatin de yer yer olduğunu görüyoruz. Fırsatçılara fırsat vermeme anlamında sağlık merkezimizde ürettiğimiz dezenfektan malzemelerini de başta sağlık çalışanlarımız ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz olmak üzere o hemşehrilerimize ücretsiz olarak onları hediye ediyoruz. Yani bir yandan maske üretimi, diğer yandan dezenfektan üretimiyle birlikte Kepez Belediyesi bütün imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında, bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Başkanım, bir de malumunuz durumu iyi olmayan vatandaşlara evet, gıda yardımları gerçekleşiyor aşevleriyle evet, beraber. Şimdi hem 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik rahatsızlığı olan insanlar da tabii vefa gruplarından yardım istiyorlar ama evet, nüfus çok olduğu zaman herkese dokunmak aynı anda mümkün olmuyor. Evet. Özellikle aşevleriyle ilgili çalışmalar hızlandı mı? Şu anda aşevlerinin kapasitesi nedir Kepez Belediyesi'nde? Günlük ne kadar kapasiteyle evet, çalışıyorlar? Bir artış yaşandı mı? Şimdi tabii bu noktada ifade edilmesi gereken en önemli konu şu. Biz
gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Ama bu zor günleri işbirliği içerisinde, koordinasyon içerisinde yardımlaşma ama mutlaka dayanışma duygularıyla geçmemiz ve aşmamız gerekiyor. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Biz KEPEZ'de bütün devlet kurumlarımızla birlikte beraberce bir koordinasyonu örnek bir biçimde sahaya yansıtıyoruz. Bu bizim büyük başarımız. Vefa Destek Grubu Türkiye'de en iyi çalışan ilçelerden birisi. Bugün net bir biçimde ifade etmeliyim ki KEPEZ ilçemizdir. Kaymakamlığımız var, Emniyet Müdürlüğümüz var. Yine aynı şekilde jandarma kırsal kesimde bu çalışmalara destek veriyor. Ama bununla birlikte AFAD da işin içerisinde. Dolayısıyla vatandaşlarımızın gıda yardımlarıyla ilgili beklentilerini de biz yine bunun üzerinden, oradaki koordinasyon üzerinden en güzel bir biçimde ortaya koyuyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus, birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadelenin üzerine gitmek ve bu mücadelede bu koordinasyonu en güzel biçimde devlet olarak ortaya koymak. Bakınız, devletin bir merkez kuruluşları vardır, bir de taşra kuruluşları vardır. Bir de bunun yanında devletin yerel yönetim kurumları vardır. Devletin merkez teşkilatı da, yani bakanlıklar, yine bunun taşra kuruluşu olan valilikler başta olmak üzere kurum müdürlükleri devletin en önemli organlarıdır. Ama bunlarla birlikte aynı devlet yapılanması içerisinde bir başka önemli güç de belediyelerdir. Belediyeler de bir devlet kurumudur ve bu organizasyonu, bu koordinasyonu en iyi şekilde sahaya yansıtmamız lazım. Hemşehrilerimizin yardımına koşmamız lazım. Tabii burada bu mücadeleyi verirken bütün kurumlar sınırsız bir sorumluluk bilinci içerisinde bu mücadeleyi vermeliler. Ki Antalya'da da, KEPEZ'de de böyle bir mücadele var. Ve böyle bir mücadelede hemşehrilerimizin bütün devlet kurumları olarak yanındayız, belediye olarak da. Yani gıda yardımları da, yiyecek içecek yardımları da Vefa Destek Grubumuz üzerinden devletimizin bütün imkanları birleştirilerek kaymakamlığımız adı altında ve sosyal yardımlaşma vakıflarımız adı altında hemşehrilerimize ulaştırılmakta. Tabii bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de şu ki bu yardımların doğru ve sağlıklı bir biçimde yerine ulaştırılması. Onunla ilgili de prosedürü kaymakamlığımız hızlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bu süreci de atlatacağız ve geçeceğiz. Birlik beraberlikten bahsetmişken önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlattığı bir kampanya vardı. Kampanyayı nasıl buluyorsunuz? Evet. Şu anda nasıl seyrediyor? Sizin de katkınız oldu. Evet. Takip ediyoruz. Neler söylemek istersiniz kampanyaya? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii kampanya son derece önemli bir kampanya. Bir defa bunun altının çizilmesi lazım. Akif Bey, daha önce hiç yaşamadığımız cinsten bir felaketle, bir salgınla karşı karşıyayız. Ve bu süreçte herkesin, ama herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Devletin de koyması gerekiyor. Varlıklı olan hemşehrilerimizin de koyması gerekiyor. Biz tarih boyunca varlığı da yokluğu da paylaşmasını bilmiş bir milletiz. Şöyle tarihimizin derinliklerine bakıldığı vakit bunun nice güzel örnekleri hemen hepimizin hafızasındadır. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz ve tek hedefimiz olmalı bu salgınla baş etmek ve bu zor günleri geçmek ve bu sınavı başarmak. Sadece biz mi büyük bir sınavdan geçiyoruz? Hayır. Bütün dünya ülkeleri büyük bir sınavdan geçiyor. Dolayısıyla bu büyük sınavı biz de millet olarak göğüslemeliyiz. Devlet milleti için vardır. Millet de her zaman için devletinin varlığı, birliği, bütünlüğü için vardır. Yani devlet ve millet ilişkisi öyle bir ilişkidir ki birbirini sürekli destekleyen bir ilişki modeli kurulduğu zaman ebed müddet olur devlet. Dolayısıyla ben burada varlıklı hemşehrilerimizin yoksul olan hemşehrilerimize destek noktasında devletimizin başlatmış olduğu bu yardım kampanyasının altında buluşmasını çok anlamlı görüyorum. İşte kamu yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız ve tabii ki güzel bir
cömertlik, kadir şinaslık, âli cenaplık gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz bu sürece katkı koyduk, koyacağız. Ben de şahsım olarak bir katkıyı buraya aktardım. Gönlümden koparak helali hoş olsun diyerek. Dolayısıyla biz birbirimize sahip çıkacağız. Ve devletimiz elbette ki güçlü. Bu yardım kampanyalarını oraya buraya çekenler var. Kusura bakmasınlar, ben onları lafı güzaf olarak değerlendiriyorum. Çünkü zor günlerden geçerken biz birlik ve beraberlik ruhunu milletimize en güzel şekilde yaşatmalıyız. Ve biz kendi en yakınlarımızdan başlayarak ihtiyaç sahipleri kimler, onları tespit etmeliyiz. Sadece yardımlaşma da değil Akif Bey mesele. Bir de bunun dayanışma boyutu var. Mesela biz geçtiğimiz günlerde büyüklerinizi arayın diye bir kampanya yaptık. Etrafımızdaki birçok hemşerimiz bu kampanyaya uyarak sağ olsunlar büyüklerini aradılar. Ya şimdi büyüklerimiz bizden ne istiyorlar biliyor musunuz? Çoğu zaman maddi olarak bir şey talep etmiyorlar. Onların hallerini, hatırlarını sormak, onların gönüllerini almak, onların kalplerine dokunmak bile dayanışmanın önemli bir örneğidir. Olabilir apartmanımızda, binamızda yalnız yaşamak durumunda olan karı koca büyüklerimiz olabilir artı 65 yaş grubunda. Onlar da bizim annelerimiz, babalarımız, onlar da bizim büyüklerimiz. Kendi ekmeğimizi almaya giderken onlara da bir tane ekmek getirmek. Onlar da bir tane sıcak ekmek yesin, bugün taze ekmek yesin, dışarı çıkamıyorlar. Belki evlatları, çocukları uzak yerlerdedir diyebilmek. Yani insanlık yapabilmek. İşte dayanışma dediğimiz husus bu. Dolayısıyla birbirimizin halinden anlamak, birbirimizin derdinden anlamak. Bu bizim hem inancımızın gereği hem de milletçe örfümüzün de bir gereği. İşte bu dayanışma ruhunun, dayanışma duygusunun zirveye taşınmış hali olmalı. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu zor günler elbette geçecek. Anadolu'da güzel bir tabir vardır. Bizim buralarda kullanılır. Kara gün kararıp kalmaz Akif Bey. Bugünler elbette geçecek. Ama bugünler geçtiğinde bizim bu dayanışma ve yardımlaşma duyguları noktasında ortaya ne koyabildiğimizdir asıl olan. İşte biz bu dayanışma ruhumuzu, yardımlaşma duygularımızı zirveye taşırsak bu zor günleri bir nebze daha rahat atlatacağımızı düşünüyorum. Ve ben bütün hemşerilerimizi bu anlamda sabırlı davranmaya ve bize yakışanı yapmaya davet ediyorum. Dikkat edin, sadece maddi boyutu olan bir şey değil bu. Elbette ki maddi durumu iyi olanlar da sağ olsunlar birçok hemşerilerimiz bizi aradılar. Söylediler, dediler ki bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Bakın dün bir arkadaşımız, dükkanını kendi bir esnaf arkadaşımız. Ben buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum, o kendisi biliyor kendini. Bir arkadaşımız bana dedi ki ya başkanım iş güç de yok zaten, dükkanı da kapattık. Bir tane servis arabam var, personellerim de var. Getir götür işleriniz olursa ben buradayım dedi. Hiçbir şey talep etmeden ben de geleyim, bu sürece katkı koyayım. Diye ifade etti. Çok duygulandığımız bir görüşme oldu bu. Kendisine çok teşekkür ettim. Notumuzu aldığımızı, ihtiyaç olursa kendilerine döneceğimi söyledim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Akif Bey. Burada hepimiz kendimizden bekleneni ortaya koyduğumuz sürece bu dayanışma duygularını bambaşka bir seviyeye taşırız ve bu zor günleri böylelikle aşarız ve geçeriz. Bazen belediyelerin gücü her yere yetişemeyebilir. Kaymakamlığın gücü her yere yetişemeyebilir. Sonuçta 600 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyoruz. Belli imkanlarla hizmet ediyoruz. Evet, biz imkanlarımızın üstünde hizmet etmek için kendimizle yarışıyoruz, yarışacağız. Sınırsız bir sorumluluk anlayışıyla bu mücadelenin içerisindeyiz. Orada bir tereddüt yok. Ama biz hepimiz el ele, gönül gönüle vereceğiz. Ben bu zorlu mücadeleyi bu şekilde geçeceğimize yürekten inanıyorum. Neden? Çünkü nice badirelerden geçtik bin yıllar boyunca millet olarak. Bin yıldır Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz millet olarak. Aziz milletimiz hangi zorlukları göğüsledi, hangi zorluklara kafa tuttu ve hangi güçlüklerle mücadele etti?
Bunları hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve işte öylesi bir milli ve manevi değerlere sahip olan milletimizin güzel insanları da ben inanıyorum bu dünyanın en güzel şehri olan Antalya'da da örnek güzel bir dayanışmayı, örnek güzel bir yardımlaşma ruhunu hayata geçiriyor ve geçirmeye de devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu duyguların daha da zirve yapacağını düşünüyorum. Ve böylelikle devlet millet el ele nice güzel günlere diyeceğiz. Ve Allah'ın izniyle biz birbirimize yeteriz, biz Türkiye'yiz diyeceğiz. Bu zor günleri de geçireceğiz. Umutluğa asla gerek yok, yılgınlığa asla gerek yok. Öyle karaları bağlayıp oturmayacağız, karamsar olmayacağız. Umudu karartmayacağız. Panik ortamına da asla düşmeyeceğiz. Ve panik havasını da uzaklaştıracağız. Akif Bey bir de şu çok önemli. Bugünlerde bazıları hani panik havaları yaymaktan, panik haberleri yaymaktan inanılmaz bir haz duyuyorlar. Böyle insanlar da var maalesef. Ya da birileri bir şeyler uyduruyor. Önce kendisi inanıyor buna. Sonra da dönüyor bizi ona inandırmaya çalışıyor. Bu insanlara da prim vermeyelim. Böylesi işte mesajlar, işte hepimiz cep telefonu kullanıyoruz. Evet. Sosyal mecraları kullanıyoruz. Bir bakıyoruz ki aslı astarı olmayan o kadar çok şeyler var ki, o kadar çok bilgi kirliliği var ki bunlara da asla kulak asmamak lazım. Yapmamız gereken şey şu. Devletimizin bize söylemiş olduğu bu tedbirler var ya, hani o 14 kural. O 14 kuralı harfiyen yerine getirelim. Altını çiziyorum. Belli ki bu sürecin en büyük kolaylaştırıcısı sosyal izolasyon. Yani evimizden çıkmamak. Zorunlu olarak çıksak bile sosyal mesafeyi korumak. Ve sağlıkçılar, bu işin erbabı olan kimselerin söylediği o hijyen kurallarına riayet etmek, dikkat etmek. Meseleyi ciddiye alacağız. Mesele çok ciddi bir mesele. Ama meseleyi ciddiye alırken bir panik ortamına da asla düşmeyeceğiz. Bizi karamsarlığa sevk etmek isteyenlere asla kulak asmayacağız. Ve biz uzmanların bize söylediğini dikkate alacağız. Devlet kurumlarımızın bize söylediğini dikkate alacağız. Tedbirlerimizi alacağız. Ve ondan sonra da tevekkülle Allah'tan yardım dileyeceğiz. Bizim inancımıza göre Rahman'ın bir ismi de Şafi'dir. Yani şifa veren, şifa dağıtan. Rabbim ben inanıyorum ki bir dert verdiyse onun dermanını da yaratmıştır. Ve biz ondan bize yardım talep edeceğiz. Bu yan bu yönde çok önemli. Dualar çok önemlidir bu tip durumlarda. Bunu da biliyoruz. Buna da inancımız tam. Ve böylelikle inşallah çiçek gibi günlere ulaşacağız ve bu zorlukları da aşacağız. Özellikle bu panik havasını oluşturmak isteyenlere yönelik küçük de bilgi verelim. Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığın ölüm oranının %4 olduğunu ortalamasının. Tabii İspanya ve İtalya'da şu anda rakamlar %10-12'lerde bahsediliyor ama Türkiye'deki oranın şu an için %1,5 olduğunu da hatırlatmak isteyelim. İçimiz rahat olsun ama bu rahatlık rehavete yol açmasın. Mutlaka ve mutlaka hijyene, sosyal mesafeye dikkat edelim. Bir diğer konu da aslında az önce başkanım söylemiş olduğunuz gibi herkes yakınının manevi ya da maddi anlamda vefa grubunu oluşturması lazım. Evet. Bu oluşturulan vefa grupları aslında sembolik. Evet. Durumu hem fiziken hem de maddi anlamda müsait olanlar dezavantajlı insanlara bu dönemlerde yardımcı olarak onlara vefa borcunu da gerçekleştirmiş olacak aslında. Aslında az evvel onu ifade etmeye çalıştık ama kısmen ifade ettiğimiz, biraz daha açmakta yarar gördüğüm bir diğer konu da manevi destek. Bakın Akif Bey, bu tip durumlarda bizim moralimizi çok düzgün tutmamız gerekir bireysel olarak. Atalarımız çok güzel sözler söylemişler. Hayır söyle komşuna, hayır gelsin başına demişler. Ya da iyi düşünelim, iyi başımıza gelsin. İyi şeyler gelsin başımıza. İyi düşünelim, iyi olsun gibi sözler var biliyorsunuz. Bunlar çok önemli Anadolu bilgeliğinin ayrıntılarında gizli olan hakikatler. Dolayısıyla moralimizi de yüksek tutmamız lazım. Toplumsal morali de yüksek tutmaya ihtiyacımız var noktada. Bununla ilgili olarak da
hani birbirimize selam vermek, halini hatırını sormak. Bunlar çok önemli şeyler. Teknolojinin bize sunduğu ne güzel imkanlar var. Görüntülü konuşma imkanlarından tutun, sosyal ağlara, hatlara kadar. Buralarda toplumsal morali yüksek tutacak çeşitli kampanyalar organize ediliyor. İşte biz de zaman zaman arkadaşlarımızla, kendi takipçilerimize sosyal medyada bunlara yer veriyoruz. Sosyal morali de yüksek tutmaya çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Karamsarlık yayanlara inat, efendim umutsuzluğu pompalamaya çalışanlara inat, biz toplumsal morali zirveye taşımalıyız. Ve toplumsal morali sağlam tuttuğumuz zaman bu da aslında bir yanıyla bir yönüyle neticelere yansıyacak. Benim eşim hekim biliyorsunuz, onunla da zaman zaman bu hastalığın seyriyle alakalı konuştuğumuzda üzerinde sağlıkçıların da mutabık kaldıkları bir konu var. Eğer insanın morali sağlamsa, sağlam bir moralle hareket ediyorsa, vücut direncinin daha yükseldiğini bilimsel veriler de doğruluyor. O yüzden bizim moralimizi sağlam tutmak ama toplum önderlerinin de toplumsal morali üst düzeyde taşımak konusunda da burada bir görevleri olduğunu ifade etmeliyiz. Şimdi başkanım, insanlar evde kal çağrılarına uyuyorlar. Kepez'de başarılı bir uygulamadan geçiyor. İnsanlar bu çağrılara cevap veriyorlar. Ancak biz sokakları boş bırakınca bizim dostlarımız var. Hayvan evet, dostlarımız. Sevimli dostlarımız evet. Var. Doğru. Şimdi evet. Onlar da malum gıda gibi evet. ihtiyaçları var. Bunlar karşılanıyor mu? Ne tür bir çalışma imza attınız bunlarla evet. ilgili? Tabii ben hemşerilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bu konuda son derece büyük bir hassasiyet içerisindeler. Ve biz de o hassasiyetler istikametinde sevimli dostlarımızın sokaklarda, parklarda, bahçelerde, caddelerde ya da doğada yaşamak durumunda olan sevimli dostlarımızın yani sokak hayvanlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu konuyla da alakalı hiç kimsenin endişesi olmasın. Sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Onlara da işte mama, su ve barınak konusunda, yuva konusunda yardımcı oluyoruz. Minik dostlarımızı, sevimli dostlarımızı da bu zor günlerde yuvasız, mamasız, efendim susuz evet. bırakmamak için elimizden gelen bütün gayretimizi seferber ediyoruz. Önümüzdeki günlerde tabii bu konularla alakalı yani sokak hayvanlarıyla da alakalı yaptığımız çalışmalarla alakalı kamuoyuyla daha ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Şimdi her alınan önlem aslında biraz belediyecilik hizmeti birbirine bağlı bir süreç. Her alınan önlem maalesef başka hizmetlerin de devamına gelmesine neden oluyor. İşte içeri giriyoruz, sokak hayvanlarıyla ilgili bir çalışma yapmak gerekiyor. Ya da başka çalışmalar onu evet, da doğuruyor. Doğru. Malum artık toplu halde, kamusal alanlarda bulunmak yasak. Belediyelerin de işte farklı hizmetleri var. Özellikle işte taziye çadırı gibi. Evet. Buna benzer hizmetleri var. Ancak şu andaki durum insanların bir araya gelmemesini gerektiren bir durum. Doğru. Belediyelerin de bu hizmetleri vermemesi gereken doğru, durumdayız. Çok doğru. Vatandaşları bu konuda bilgilendirir misiniz başkanım? Yani bu hizmetlerin onların sağlığı için verilmediği konusunda. Evet. Tabii olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Artık bunu izah etmeye gerek yok. Evet. İzahı gerektirmeyecek kadar açık. Tabii biz şu durumda taziye hizmetlerini veremiyoruz. Yani cenaze çadırları vesaire bu anlamda yaptığımız çalışmalar vardı. İnsanların toplu halde bulunduğu sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilikle ilgili çalışmalarımız vardı. Bunları da veremiyoruz. Tabii personellerimizle ilgili dönüşümlü çalıştırılma ile ilgili bir yaklaşımı ortaya koymamız lazım. Bizden beklenen bir durum da bu. Çünkü kamu hizmetini veren hemşerilerimizin de kendilerini izole etmeye ihtiyaçları var. Ama bir yandan da kamusal hizmetlerinde devam etmesi gerekiyor. Belediyelerin de her alanda mücadele etmesi gereken bir süreci yaşıyoruz. İşte belli durumlara sahip olan, belli durumları taşıyan personellerimizin işte mesela küçük çocuğu olan annelerin, kronik rahatsızlığı olanların, belli yaşın üzerindeki personellerin çalıştırılmaması gerekiyor bu süreçte sağlık açısından. O da çok önemli bir husus. Dolayısıyla biz şu an ne yapıyoruz Akif Bey biliyor musunuz?
bütün bu diğer durdurduğumuz hizmetlerdeki personellerimizi dönüşümlü olarak şu an şu zor durumda yapmamız zorunlu olan hizmetlerde istihdam ettik. Ve dolayısıyla bu zor günleri de bu şekilde atlatmayı, geçirmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili de planlamalarımızı, programlamalarımızı yaptık. Ama burada ifade edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de şu. Tabii bizim bazı sosyal belediyecilik hizmetlerimiz var. İşte bunlardan bir tanesi de üniversite sınavına hazırlanan gençlere verdiğimiz destek. Çok önemli. Onlar da derslerinden kalmasınlar diye öğretmenlerimizden rica ettik. Onlar da stüdyo ortamında derslerini yapıyorlar. Ve belediyemizin YouTube kanalından ve belediyemizin internet sitelerinden de bu dersleri yayınlıyorlar. Neden? Hani uzaktan eğitime geçtiğimiz bu dönemde biz de belediyede verdiğimiz eğitimleri uzaktan eğitime dönüştürelim ve o kursla devam eden gençlerimizin bir vakit kaybı, bir süre kaybı sebebiyle bir mağduriyet yaşamamalarını arzu ediyoruz. Bu çok önemli. Yine yaptığımız en önemli sosyal belediyecilik hizmetlerinden bir tanesi evde bakım ve evde sağlık hizmetleri. 65 yaş üstündeki büyüklerimiz, yatağa bağlı büyüklerimiz, kronik rahatsızlığı olan büyüklerimiz ya da geçici sebeplerle işte yatağa düçar olmuş olan bir kaza geçirmiştir, ayağı kırılmıştır, yerinden kalkamıyordur vesaire. Bunlara verdiğimiz hizmetler vardı. Evde bakım ve evde sağlık hizmetleri. O noktada da yani bu bizim belediye olarak hukuki bir sorumluluğumuz değil, görevimiz değil. Oradaki personelimizi de geri çekelim gibi bir yaklaşım içerisinde olmadık. Tam tersine oradaki imkanlarımızı artırarak çağrı merkezimize gelen evde bakım talepleriyle alakalı pansuman, iğne, sonda gibi çalışmalar başta olmak üzere onların da yine hizmetindeyiz. Yani şu dönemde verilmesi zorunlu olan bütün sosyal belediyecilik hizmetlerini hemşehrilerimize veriyoruz. Akif Bey, ben çok açık ve net olarak şunu söyleyeyim. Elbette dedim ya, bu zor günler geçecek. Yani kara gün kararıp kalmayacak. Bu zor günler de geçecek. Ama biz arkadaşlarımızla birlikte Kepez Belediyesi olarak yetişebildiğimiz kadar vatandaşımızın bu süreçte bütün imkanlarımızda yanında olmaya gayret ediyoruz. Elbette ki biz de sınırsız imkanlara sahibiz. Sınırlı imkanlarla çalışıyoruz, hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ama bu imkanlarımızı maksimum seviyede kullanarak zamana karşı bir yarış veriyoruz. Dahası bu imkanlarımızı nasıl artırabiliriz? Hemşehrilerimizin daha çok yanında olma hissiyatını nasıl ortaya koyabiliriz? Bunun azmi, gayreti ve kararlılığı içerisindeyiz. Dedim ya, sınırsız bir sorumluluk anlayışıyla bu sürece destek veriyoruz ve hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Tek hedefimiz var, hemşehrilerimizin belediyemize bir telefon kadar yakın olabilmeleri. Hiç endişe etmesinler, süreç içerisinde bir bütün olarak değerlendirildiğinde vatandaşlarımız kendilerini belediyemize çok yakın hissedecekler. Bize ihtiyaç duydukları her anda biz onların yanında olmak için gerekli her türlü çalışmayı, gayreti gösteriyoruz. Aslında yaşlılar genelde belediyeciliği hep yol yapmak, kaldırım döşemek olarak evet, görürlerdi ama işte bir belediye başkanı değişince demek ki kaldırımlar yeniden tekrar yenilenecek evet, gibi. Ama sosyal belediyeciliğin ne olduğunu, öneminin ne olduğunu artık bizim kuşakta daha iyi evet, belediyeciliğin ne olduğunu, aslında ne olması gerektiğini evet, de görmüş oluyoruz insanlara dokunarak. Onlara bu çok önemli bir adım Akif Bey. Bu konuda özellikle ifade etmek istediğim husus şu. Devlet her zaman milleti için vardır. Hani bir okul binası düşünün. Öğrenciler olmadığı zaman o okul binası nedir? Kocaman bir beton yığınıdır. Ruhsuzdur, hayatsızdır vesaire. O okul binalarını anlamlı kılan içerideki yapılan faaliyettir. Yani eğitim öğretimdir. O anlamlı kılanlar öğretmenlerdir. Elbette ki öğrencilerimizdir. İnsandır. İnsan olmadığı zaman bir yerde orada hiçbir şeyden bahsedilemez. Dolayısıyla devlet ancak ve ancak millet için vardır. İnsanı için vardır. 2009'da göreve geldiğimizden beri biz hep bunun üzerinde durduk. Ve insan odaklı bir belediyecilik anlayışını ortaya koymak için elimizden gelen her şeyi yaptık.
2019'daki mottomuz biliyorsunuz gönül belediyeciliğiydi. Aslında gönüllere dokunan bir belediyecilik faaliyetini ortaya koymamız lazım. Yani insanlar bizi nerede yanlarında görmek istiyorlarsa bizim orada olmamız lazım. Yeri gelir işte böylesi salgınlarda her türlü mücadeleyi vermek olur. Yeri gelir üniversiteye hazırlanan gençlerin yanında olmak ya da çalışan annelerin yanında olmak ya da ne bileyim herhangi bir ihtiyacında ya benim belediyem var duygusunu, düşüncesini yerleştirebilmek olur. İşte insan odaklı belediyecilik tam olarak da budur. İnsan odaklı devlet anlayışı, sosyal belediyecilik anlayışı da bunu gerektirir. Başkanım, programın sonuna doğru gelirken özellikle belediye ile ilgili iş ve işlemleri olan vatandaşlara buradan bir çağrınız olacak mı? Online yani artık internet üzerinden birçok işlemi yapabiliyor. Kepez Belediyesi bu altyapıya sahip, yanılmıyorsam. Kesinlikle onları ifade ettim. Hemşehrilerimizden tek ricam şu. Mümkün olduğunca evlerinden çıkmasınlar ve evlerinde kalsınlar. Bir daha ifade ediyorum. Belli ki bu problemin kısa yoldan çözümü güçlü, kuvvetli bir sosyal izolasyonla mümkün. Yani temas olmamalı ve izole olmalıyız. Evin içerisindeki odamızda kendimizi hapsetmemiz gerekiyor bir süreliğine. Neden? Daha sonraki yaşamıza sağlıklı devam edebilme açısından. Hemşehrilerimizden ricam şu, belediyede işi olan hemşehrilerimiz her türlü iş ve işlemleri için belediyemizin internet sayfasını kullanabilirler. Belediyemizin çağrı merkezini arayabilirler. Belediyemizin WhatsApp iletişim hattı var. O hattı kullanabilirler. Sosyal medya hesaplarımızdan, kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan, Kepez Belediyesi'nin işte Twitter hesabından, Facebook hesabından, Instagram hesabından bizlere ulaşabilirler. Ve onlar 24 saat karşılarına bir muhatap mutlaka bulacaklar orada. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Diğer taraftan belediye olarak biz herhangi bir günlü ve süreli işlerde de bir hak kaybı doğmasın diye vatandaşlarımızın bu süreçte yanlarında olacağız. Dolayısıyla belediye gelemedim, hakkım zayi olur mu, şu olur mu, bu olur mu asla endişe içerisinde olmasınlar. Bir de tabii bizi izleyen hemşehrilerimiz var. Bu gecekonducu hak sahiplerimize vermiş olduğumuz gecekonduculuktan kaynaklı hakları var. Vatandaşın gecekondusu var. Kanunlara göre ona biz tapu verme imkanına sahibiz ve onlara bir yuva kursunlar diye tapu vermişiz. Onların ödeme taksitleri. Hiç endişe etmesinler. O taksitleri uzatacağız. Bu konuyla alakalı zaten çok büyük bir vatandaş grubunu ilgilendiren bir konu olmadığı için özet olarak ifade ediyorum. Belediyemizde harita müdürlüğümüze müracaat edebilirler. Harita Emlak Müdürlüğümüz kendilerine gereken bilgilendirmeyi yapacak. Dolayısıyla herhangi bir hak kaybına uğramaması için hemşehrilerimizin bu zor günlerde biz gereken her türlü fedakarlığı gösteriyoruz Akif Bey. Bunda hiç tereddüt yok. Hemşehrilerimize çağrımız odur ki evlerinizde kalın. Bizi yanınızda hissetmek istediğiniz her an biz sizin yanınızda olacağız. Çağrı merkezimiz, internet sayfamız, sosyal medya hesaplarımız, WhatsApp iletişim hattımız sizlerin emrindedir. Bunları özellikle ifade ediyorum. Tabii bir uyarıyı da şu noktada yapmak istiyorum. Büyüklerimiz canımız ciğerimiz ama büyüklerimize şu sıra yani evlatları olarak büyüklerimize yanlarına fiziki olarak gidip gelmek belki bizler için ama onlar için çok tehlikeli bir iş. Annelerimiz var, babalarımız var. Mesela benim de annem babam hayattalar. Allah razı olsun onlardan. Onlarla tabii bu sürecin ilk başında anlaştık. Dedik ki biz sizin yanınıza gelemeyeceğiz ama siz de dışarı çıkmayacaksınız diye. Daha sonra tabii 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı getirildi. Onlar evindeler. Ama ben her gün, günde 3 kez annemi babamı arıyorum. Ve bir defa da görüntülü arıyorum. Onlarla görüntülü görüşüyorum. Bu çok önemli. Bu konuda da annelerini, babalarını işte her gün görme alışkanlığı olan
hemşehrilerimiz, büyüklerimiz bu konulara dikkat etsinler. Annelerinin, babalarının sağlığı ve sıhhati açısından bu çok önemli. Belki bizim gibi yaş geç olanlara biraz daha az tesir ediyor virüs ama az etki ediyor belki. Ama büyüklerimizi korumak durumundayız. Onlarla şu zor günler geçtiğinde daha güzel ortamlarda buluşmak için buna ihtiyacımız var. Tabii bir de bütün vatandaşlarımıza bir şey söylemek istiyorum. Az evvelden beri sosyal mesajları hep verdik. Şimdi bir de müsaade ederseniz bir gönül mesajı vermek istiyorum. Şimdi aslında zor günlerden geçerken toplumlar, insanlar bir takım dersler çıkarırlar bu süreçlerden. Şimdi 20 gün önce, belki bir ay önce gözümüzde çok büyüttüğümüz şeylerin aslında bugün küçücük şeyler olduğunu gördük. 20 gün önce, bir ay önce efendim gözümüzde çok minicik gelen şeylerin bugün çok kıymetli ve çok değerli olduğunu gördük. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dünyalık şeyler için birbirimizi üzmenin, kırmanın, incitmenin ben bu süreçte çok daha anlamsız olduğunu görmenizi arzu ediyorum, istiyorum. Dolayısıyla belki 20 gün önce, 25 gün önce annemizi, babamızı görmek bize bu kadar zor değildi. Ama zor olan ortamın içerisinde onun kıymetini belki çok bilemedik. Evet. Şimdi bunların ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Bazen küçük şeylerden birbirimizi kırdık, incittik, birbirimize kafa tuttuk vesaire. Ama bugün bakıyoruz ki onlar oldukça da değersizmiş. Ve tabii şunu ifade etmek istiyorum. Dünya geliyor ve geçiyor. Hepimiz dünyanın içerisinde belli bir süreliğine varız. İşte dünyada en önemli şey Akif Bey, sevmek, sevilmek. Birbirimize sevgiyle sarılabilmek. Bu çok önemli bir şey. Bunu ıskalamayanlar hayatı dolu dolu yaşarlar. Bu süreç, bu zorluklar bize bunları daha güzel bir biçimde anlatması bakımından da dilerim, isterim, arzu ederim ki bir vesile olsun. Hukuk Fakültesi'nin 3. sınıfındaydık. Kocaman bir tuğla gibi bir kitabımız vardı, Eşya Hukuku. Ve hocamız bütün ömrünü adamış ve kocaman bir kitap yazmış. Binlerce sayfalık bir kitap. Ve en başına da o Yunus'un muhteşem sözünü yazmış. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Şimdi mevzu bu. Hani Yunus diyor yine bir başka yerde. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayattayken, sağlıklıyken, annemiz babamız hayattayken birbirimizin kıymetini bilelim. Hayattayken ve sağlıklıyken insanlarda güzel hatıralar bırakacak işler yapalım. Birbirimize sevgi diliyle konuşalım. Hiçbirimiz diğerini en ufak bir sebepten dolayı olsa bile hor görmesin, hakir görmesin. Hiçbirimiz hiçbirimizi ötekileştirmesin. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Hepimiz bir olan Allah'ın kullarıyız. Bunu da unutmayalım. Evdeyken hemşehrilerimize biraz da bunu düşünmelerini arzu ediyorum. Şimdi başkanım, böylece gönül mesajını da vermiş olduk. En güzel hatıraları bırakacak işlerden biri de bence sizin için Dokuma Parkı. Evet. Göreve geldiğinizden bu yana öneminden bahsettiniz. Tapusunu almak için, Antalyalılara kazanmak için mücadele ettiniz. Şu anda da içerisinde birçok aktivitenin bulunduğu, ev sahipliğini yapan koskoca bir alan. Evet. Aslında biz de şu an yayınımızı Dokuma Parkı'ndaki bir stüdyodan gerçekleştiriyoruz. Evet. İşte sosyal belediyeciliğin bir diğer dalı da biliyorsunuz koronavirüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli. Tabii iyi besleneceğiz, sağlıklı besleneceğiz ama egzersiz ve spor da kaçınılmaz. Evet, çok doğru. Şu anda da Kepez Belediyesi'nin ev spor, evde spor çekimlerinin yapıldığı stüdyodayız. Nasıl gidiyor? Evet. Evde spor fikri kimindi? Vatandaşlar nasıl talep gösteriyorlar? Evet, şöyle tabii az evvel söyledim ya, toplumsal psikolojiyi,
olumlu etkileyecek işler yapmalıyız, moralimizi yüksek tutmalıyız hep birlikte diye. İşte bizim onlara önderlik yapmamız gerekiyor. Yani biz vatandaşlarımıza evlerindeyken de böyle farklı bir anı yaşatmak arzusu içerisindeyiz. Ve dolayısıyla burada yapmamız lazım gelen en önemli şeylerden bir tanesi de ben hemşerilerimize çeşitli aktivitelerle, etkinliklerle belediyemizin verdiği hizmetleri evlerine taşımak olduğunu düşünüyorum. Çünkü akşama kadar televizyon seyretseniz canınız sıkılır. Akşama kadar film seyretseniz, bilmem hangi dizinin kaçıncı sezonu baştan sona bitirseniz canınız sıkılır. Yani evde yapabileceğiniz işleri çeşitlendirmek gerekir. Evde sanat güzel, evde spor yapmak güzel, evde kültürle sanatla buluşmak çok güzel. Bütün bunları da bizim bir kompoze, bir biçimde sunabileceğimiz bir paketi hemşerilerimize hazırlamamız gerekiyor idi. Ve şimdi arkadaşlarımıza talimat verdik. Sağ olsunlar, onlar da canla başla çalışıyorlar. Spor okullarımızdaki hocalarımız. Şu an bir stüdyonun içerisindeyiz. Burası dokuma fabrikasının tam da içerisi. Şu an eski fabrika binasının içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi buralar son derece güzel bir stüdyo haline döndü. Kepez Belediye'mizin de bir televizyonu var. Bel TV diye. Önümüzdeki günlerde de inşallah sosyal medya hesaplarımızı takip ederlerse arkadaşlarımız, işte yemek tariflerinden spora kadar, kültür sanat söyleşilerine kadar, çeşitli programlara kadar vakitlerini hoşça geçirebilecekleri yapımları yine belediyemizin personelleri hazırlayıp hemşehrilerimize ikram edecekler. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden, YouTube kanalımız üzerinden ve tabii ki internet sayfamız üzerinden. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli açıklamalarınız için de önemli mesajlar verdiniz. Hem sosyal sorumluluk, aynı zamanda bu sosyal mesafeyi koruma, hijyen anlamındaki çalışmalar. Son olarak Kepezlilere, Antalyalılara neler söylemek istersiniz? Söylemek istediğim aslında en önemli şey şu. Bunu birkaç kez söyledik ama diğerlerini unutsalar bile şu söyleyeceklerimi hiç unutmasınlar. Asla panik yok. Asla korku yok. Çünkü belli ki birileri bizi korkutmak istiyor. Yani bütün dünyada var böyle bir akım, eğilim. Asla korkmayacağız. Çünkü bizim İstiklal Marşımız korkma diye başlıyor. Aziz milletimiz korku nedir bilmez. Tarihimizde bunun nice örnekleri var. Asla korkuya kapılmayacağız. Asla umudu karartmayacağız. Asla kötü senaryolara prim vermeyeceğiz. Peki bunun yerine ne yapacağız? Sağlık Bakanlığımızın, sağlıkçılarımızın seslerine, sözlerine kulak vereceğiz. 14 kuralı asla unutmayacağız. Gerekli bütün tedbirlerimizi alacağız. Ve Sağlık Bakanlığımız, bu problem ortadan kalkmıştır, artık hayat normale dönebilir dediği ana kadar evlerimizden çıkmamak için kendimizle mücadele edeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Ama asla endişeye, korkuya mahal yok. İnşallah bu zor günler de geçecek. Ve bu zor günlerden sonra biz hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bu esnada da bu ortamı, bu durumu bir dinlenmeye, bir eğlenceye, efendim ailemizle hoşça vakit geçirmeye, belki çocuklarımıza çok fazla vakit ayıramıyorduk işimizin telaşı, evet, sebebiyle. Bitmeyen işler, güçler sebebiyle ailemize belki vakit ayıramıyorduk. Onlara vakit ayıracağız. Ama asla endişeye kapılmayacağız. Allah'ın izniyle milletimiz bu zor günleri en kısa zamanda atlatacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Korku imparatorluğu kurmak isteyenlere en güzel cevabımız, vaktimizi bugünlerde evimizde anlamlı geçirmektir. Özel geçirmektir, güzel geçirmektir. Çok teşekkür ediyorum. Hem dilekleriniz, temennileriniz hem de açıklamalarınız için Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de size.